arkadaşlar. Sadece şunu belirtmek lazım. Şöyle çetkin intihar olayıyla saldırı yaşanmıştır. Ve katil kendini birinci duruşma sebebinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü erkek yargıya güveniyor. Çünkü bu memleket meşrulaştırılmakta. Onların güvendikleri şey erkek yargı, erkek iktidar, erkek egemen kapitalist düzense. Şöyle çet gibi kız kardeşlerimizi savunmak için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Nasıl görülecek? Yarın Nevin Yıldırım'ın duruşması görülecek. Eğer o da öz savunmadır. Öz savunma erkek şiddetini bulur. Bizler kadın savunma olarak ve bütün kadınlar olarak hayatlarımız... Kadın dayanışması! Yaşasın! Kadın dayanışması! Biz yan yana durup dava takiplerini birlikte yaptığımızda adalet gelecek. Biz sınıfta takipçisiyiz. Kadınlar adaletkar olacağız. Ve bütün gün buradayız. Gerçek adalet için burada olmaya devam edeceğiz. Saymaktan yorulduk. Ama mücadele etmekten yorulmadık. Asla yorulmayacağız. Bugün Şureşet davasının ikinci duruşması görülecek. İlk duruşmada sanıkların çelişkili beyanları aslında başından beri ortaya çıkarmaya çalıştığımız gerçeği bizim yerimize aydınlatmış oldu. Sanıklar suçlarını ve bu çelişkili beyanlarını örtmek için aslında toplumsal cinsiyet rollerine ve mantığa sığmayan beyanlara başvurmak durumunda kaldılar. Şimdi de utanmazca Şule'nin maddi durumunu sorgulayıp mahkemeden Şule'nin ailesinin Şule'ye ne kadar harçlık gönderdiğinin ortaya çıkarılmasını istemişler, bunu talep etmişler. Şule'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğini artık buradan anlatmaya dahi lüzum görmüyoruz. Çünkü kadın katilleri ve onların utanmaz savunucuları bilsinler ki bugün Şule burada yok ama onun yerine bizler varız. Ve hiçbir kadının değersiz bir et parçası gibi bir plazanın 20. katından atılmasına bundan sonra asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz ve hiçbir kadının, hiçbir çocuğun asla yalnız yürümeyeceğini buradan söyleyeceğiz. Bugün yüzlerce kadın duruşma salonunda, milyonlarca insan sosyal medyada Şule Çet davasını takip ediyor. Neden takip ediyor bu insanlar? Çünkü kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz. Ve bunun yüzünden, bu sebeple burada birlik olduk ve Şule'nin davasını takip edeceğiz. Hiçbir indirim almaması için sanıkların bu davanın mücadelecisi olacağız. Ve biliyoruz ki mücadelemiz asla karşılıksız kalmayacak, elbet karşılığını bulacak. Kadın düşmanları da bilsinler ki biz bu örgütlü mücadelemizle kadın cinayetlerinde, kadına yönelik her türlü şiddet türünde durduracağız. İçin adalet, Şule için adalet, bizim için adalet. Son bulacağını yani tahmin ediyoruz. Yani, erkek adalet değil, gerçek adalet. Yani bu, bugün erkek adalet yani, değil. Yani, umut ediyoruz. En artıcı bir ceza alacakları için yani elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele edeceğiz. Ve yanımızda olan her şeyi teşekkür ediyoruz. Onlar da bu şey için yanımızda yani, çok mücadele ediyorlar. Evet. Zaten bu destek olmasaydı zaten buraya kadar gelmediğini açıklamak gerekirse. Zaten sosyal medya olsun. Başta en başından beri bu davanın üzerine çok mutlular. Buraya kadar geldi. Allah'ın izniyle sonuna da varacağız. İnşallah bugün güzel bir karar çıkacak. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yine işte konuşuruz.